her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Bu bilgimizi kullanıyoruz. 7 üzeri 0 olmalı ki 1'e eşit olsun. Yani 3x eksi 12 ifadesi 0'a eşitmiş. 3x eşittir 12, buradan x eşittir 4 çıkar, E şıkkı. 16 ifadesini 2 üzeri 4 olarak yazabiliriz. Eşitliğin her iki tarafında 2 ve 2 var. Üstleri de A artı 3 ve 4 olmak üzere bu ifadeler birbirlerine eşittir. A artı 3 eşittir 4. Buradan A ifadesi 1 çıkar, D şıkkı. Aynı ifadeden 2 tane varsa 2 çarpı 4 üzeri x olarak yazabiliriz. Eşittir 32'yi de 2 formatında yazalım. 2 üzeri 5 olarak yazabiliriz. 4 üzeri x ifadesini 2'nin karesi üzeri x olarak da bir kere daha yeniledik. 2 çarpanı var. Eşittir 2 üzeri 5. 2 çarpanını tutuyorum. 2 üzeri 2x olacak. Eşittir 2 üzeri 5. 2 ve 2 üzeri x. 2 üzeri 2x artı 1 şeklinde yazılır. 2 üzeri 5. İkiler birbirine eşit. O zaman üst ifadeler 2x artı 1 ile 5 birbirine eşit olacak. 2x artı 1 eşittir 5. 2x eşittir 4. X eşittir 2. B şıkkı. 2 ve 3 çarpı durumda üstlerle birbirine eşitse o zaman tek üst altında çarpım olarak yazılabilir. 2 çarpı 3 olarak yazabiliriz. Eşittir 36 duruyor. 6 üzeri x eşittir. 36 ifadesini de 6'nın karesi olarak yazdığımızı düşünelim. 6'lar birbirine eşitse üstler birbirine eşit olacak. X eşittir 2. D şıkkı. Sorumuzda bir bilgi paylaşarak başlayalım. X ve Y ifadelerinin üstleri tek tek olmak üzere birbirlerine eşitse X ve Y birbirine eşittir. Bu tek ifadeler de eşit olmak üzere. Eğer X ve Y ifadeleri çift üstlere sahipse 2, 4, 6, 8 ve çiftler birbirine eşitse o zaman X hem Y'ye hem de eksi Y'ye eşit olacaktır. Sorumuza bakalım. Üstler tek ve birbirine eşit 3, 3. O zaman X eksi 1 eşittir 4 olmak durumunda. X eşittir 5. A şıkkı. Küçük bir bilgiyle başlayalım sorumuza. X ve Y ifadelerinin üzerleri çift ve birbirlerine eşit olmak üzere X Y'ye eşittir. Aynı zamanda X eksi Y'ye de eşittir. İki tane eşitlik söz konusu. Sorumuza bakalım. 25 ifadesi 5'in karesi olarak yazılır. X kare eşittir 5'in karesi. Kareler çift ve birbirlerine eşit üstler. O zaman X eşittir 5. Aynı zamanda x eşittir eksi 5 olacaktır. İkisi de doğrudur. Cevap şıklarda E şıkkı, sadece eksi 5 var. Denklemde üst ifadeleri hem çift olarak hem de birbirlerine eşit olarak verilmiş. O zaman x eksi 1 hem 3'e hem de eksi 3'e eşit olacaktır. X eksi 1 eşittir 3. X eksi 1 eşittir eksi 3. Birinci ifadeden x eşittir 4. İkinci ifadeden x eşittir eksi 2 gelir. İkisi de x'in doğru değeridir. Eksi 2 ve 4 C şıkkında verilmiştir. Soruya parantezden başlayalım. İçerisini sadeleştiriyorum. Virgüller atıyorum. Birer virgül daha. Sonuç 3 bölü 12 oldu. Sadeleşmiş hali 1 bölü 4'tür. 4 ifadesini 1 bölü 2'nin karesi olarak yazabilirim. 2'nin karesini yukarı çıkarırsam 2 üzeri eksi 2 olarak çıkacaktır. Parantezin içerisi 2 üzeri eksi 2. Parantez, üstü duruyor gene, 2 eksi a eşittir 2 üzeri a. Üstler birbiriyle çarpılır, eksi 2 ile 2 eksi a çarpılırsa 2 üzeri eksi 4 artı 2 a olur eşittir 2 üzeri a. Görmüş olduğunuz gibi ikiler birbirine eşit, o zaman üstler birbirlerine eşit olacaktır. Eksi 4 artı 2 a eşittir a, 2 a bu tarafa geçerse eksi a kalacaktır, eksi 4. Eksi 4'ler bir, eksiler birbirini götürürse A eşittir 4 kalır, B şıkkı. 2 üzeri X artı 1 eşittir 6 ifadesi veriliyor. Bir başka ifadenin eşiti sorulmaktadır. Öncelikle birinci ifadeyi birazcık düzenleyelim. 2 üzeri X çarpı 2 şeklinde yazılır. Eşittir 6. 2 üzeri X eşittir 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. 2 üzeri X eşittir 3 eşitliğinden faydalanacağız. Sorulan sorunun 4 üzeri x ifadesi 2'nin karesi üzeri x olarak yazılır. Artı 3 çarpı 2 üzeri x duruyor. 2 ile x çarpı durumunda olacağı için üstler yer değiştirebilirler.
2 üzeri x kare artı 3 çarpı 2 üzeri x olarak yazabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi 2 üzeri x yerlerine bize verilen soruda 3 yazalım. 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 oldu. 9 artı 9 eşittir 18. D şıkkı. Bir denklem veriliyor, bir başka ifade sorulmaktadır. Bu ifadeyi ilk ifadeye çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle 2 üzeri x artı 1, 2 üzeri x çarpı 2 şeklinde yazılabilir. Diğer ifademizde 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3 şeklinde yazılabilir. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 olarak yazılabilir. Hepsi de çarpı durumundaydı. Devam edelim. 2 üzeri x ile 3 üzeri x'i yan yana yazalım. Çarpı 2 bölü 3 ifadesi var. Görmüş olduğunuz gibi x'ler birbirine, üstler birbirine eşitse 2 ile 3 çarpılır. 6 üzeri x çarpı 2 bölü 3 ifadesine ulaştık. 6 üzeri x görmüş olduğumuz gibi 12. Bunun yerine 6 üzeri x yerine 12 yazalım. 12 çarpı 2 bölü 3'ümüz duruyor. 3 ile 12 sadeleştiğinde 4 kalır. 4 kere 2, 8. A şıkkı.